Ümit Bey, Araplar diye özellikle bir vurgu yapıyorsunuz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti devleti... Eski Moğollar diyemem çünkü Arap bunlar ya. Başka bir şey. Ne Türkiye diyeceğim? O bacım, önemli. Çok Suriyeli Araplar Tamam. Şu Araplar diyorsunuz. <laughs> mesela bu ülkede gerçekten binlerce, on binlerce, yüz binlerce e, Arap vatandaşımız var. Tamam. Ahmet Haşim, Türk Edebiyatı'nın büyük şairi. Tamam. Yani vatana hizmet dediğinizde gel buraya, <laughs> e, iş bitince hadi oradan Arap diye bir cümle kurar ve kendisi Arap'tı bizi bu şekilde de ağır ithamlarla, eleştirilerle ötelediler ittiler diye de bir itirafta bulunur daha doğrusu yakınmada şimdi bu söyleminiz tam olarak yerine oturuyor mu gerçekten yani hani Araplar asimile olmazlar falan yani bunlar gerçekten Türkiye'de o isteyen bir siyasi parti liderini çok zorda bırakmaz mı destek açısından halkın teveccühü açısından sizi suçlamazlar mı Faruk bey bakın buyurun şimdi ee, yine Murat Erdoğan söylüyor. Tamam. Bu çalışmasını size fotokopisini vereyim daha sonra isterseniz. Şanlıurfa'da e, anket yapıyorlar. Halkın yüzde 60'ı Arap ve le levhaların Arapça'ya dönüştürmesine yani Arapça'da yap olmasına karşı çıkıyor. Tamam. Şimdi bir Türk milli bütünlüğü içerisinde bizim yurttaşımız olan Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bu coğrafyada yaşayan insanlarımız var. Şanlıurfa'da var, Hatay'da var, Adana'da var, Mersin'de var ve bunlar da diyorlar ki bunlar gitsinler. Tamam. Bak Akçakale evliliklerin en fazla olduğu yerdir. Akçakaleliler bıkmış Suriyeliler gitsin diyor kardeşim. Tamam. Bunu görmek lazım. Ve Nasıl Suriye'den gibi? gelen Mekler, Türkmenler var, için ha, de aynı ha, şeyleri söylüyorlar ha, ya. mı? Git Suriye'den Bakın. gelen Türkmenler için de aynı şeyleri söylüyorlar mı? Gitsinler diyorlar mı? Bakın bu bölgedeki insanlar Türkmen'i, Arap'ı birbirinden ayırmıyorlar. Suriyeliler Anladım. gitsin diyorlar. Anladım. Tamam mı? Suriyeliler gitsin diyorlar. Yani ben, Suriye'den ha. geldiyse Türk de olsa ha. gitsin. Gitmek istemezlerse ne olacak? Bakın, Zafar. Ve Türkçe konuşuyor bu insanlar. Soruyoruz Sayın Özden. Ha. Evet. Bakın ben size halkın ne istediğini söylüyorum. Türk de ha. olsa gitsinler diyorlar. Halk. Bakın halk... Suriyeliler, sığınmacılar ülkelerine dönsün diyor. Siz ne diyorsunuz? Afganistan'dan gelenler de Afganistan'a dönsün diyor. Suriye'den gelen Türkleri de gönderecek misiniz? Biz bak çok net söylüyorum. Çok net soruyorum. Tamam. Suriye'den gelen Türkleri de gönderecek misiniz? Biz önce herkes kendi vatanına gitsin, yerleşsin ve PKK devleti kurulmasını istiyoruz. Tamam? PKK devleti kurulmasını istiyoruz. Neden? Çünkü Suriye... ben Savaş başlamadan önce o bölgeye gittim. Suriye Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Suriye'ye gelip yerleşmişlerdi. Tabi kendi ana vatanları orası, tamam? Ana vatanları. Türk dili bile orada ha, oluştu. Ha. Ha. Onun o için olarak. orası da Türk coğrafyasının Suriye içerisinde Türk kültür coğrafyasının bir parçası. Tamam? Biz insanları böyle şeylere yol bindirelim, oraya yollayalım demiyoruz. Gidelim, beşer esatla görüşelim, el sıkışalım. Türk firmaları Suriye'nin kuzeyinin Halep dahil inşaatını devralsın, üstlensin. Biraz para kazanmamız lazım. Çünkü çok para kaybettik. Bu insanlar da Türkiye, İran ve Rusya arasında yapılan bir anlaşma var. Bu anlaşma çerçevesinde bu anlaşma çerçevesinde nereden geldilerse oraya geri dönsünler. Türkiye ve Rusya 5 seneliğine bu insanların can güvenliğinden Birleşmiş Milletler adına sorumlu olsun, insan hakları ihlal edilmesin ve Türkiye ile Suriye arasına bir PKK istan sokulmasın böylece. Bunu istiyoruz, bunu hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıra Türkiye'ye getirilecek. Tamam. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için yaşamsal öleme sahiptir. İnsanların etnik temizlikle ülkelerinden kovulmalarına isim vermiyoruz. Biz Suriyelerin gerçek dostlarıyız arkadaşlar. Ha? Ama Şimdi 10 yaşında ne, herkes ne, diyorsunuz? görmemiş çocuğu da gönderirim diyorsunuz. Tabii vatanına göndereceğiz. Ama vatanı, başka başka Böre bir yere oluş. değil. babasının bilmiyor, o... Arap babasının Arap dedesinin mezarlarının olduğu yere göndereceğiz. Kaldıysa tabii. Efendim? Tabi wow, tabii kaldı. Anlaşmaları da yaptık. Orası duruyor. Esat parçalama değil. Efendim? Esat parçalama Neyi parçalamadı? Esat biliyorsunuz orada. Mezarları mı parçaladı? Evet. Bak şimdi ee... Duygusallık, şöyle, ...duygusallık yapmayalım. E, ha, duygus, duygus, pa, pa, duygusallık yap, yapmayalım. Soru yani. Duygusallık yapmayalım. AK Parti hükümeti imzaladı... ...bu anlaşmayı. Birleşmiş Milletler'e de bildirildi. Ee, Türkiye, Rusya, İran... Anlaş, ...anlaştılar. Böyle sınırda tampon... ...bölge falan yok. Hepsi... ...nereden geldilerse oraya dönecekler. Biz de bunun uygulayıcısı olacağız. Peki, geçici... ...sığınmacılarla ilgili bir yönetmelik var. Bu yönetmelikte ne diyor? Yine AK Parti... ...döneminde yapıldı. Diyor ki... ...Suriye'de iç savaş bittiği zaman geçici sığınmacı koruma statüsü sona erer. Nokta geri dönüş esastır diyor. E 11, tamam. sene, 11 tamam. sene geçmiş. Tamam. Geri dönüş tamam. esastır. Tamam. Biz de geri dönüş esastır diyoruz. Şöyle, Şimdi Hı. sizin sorunuza gelelim. Geri dönmek istemezlerse. Evet zorla tamam. mı gönderecek? Şimdi zaten bizim diğer partilerle aramızdaki fark bu. İktidarla da sarı muhalefette de bu. İktidar şakır şakır vatandaşlık veriyor. Türkiye'ye bir başka milleti ortak ediyor. Biz diyoruz ki hayır arkadaş bu vatandaşlıkların tamamını iptal edeceğiz. Bir. Tamam. Oy potansiyeli olarak bakıyorlar. Türkiye iç savaşına hizmet ediyorlar. PKK'nın orada bir PKK İslam kurmasına aracılık ediyorlar. Yardım oluyor, yardımcı oluyorlar. Biz böyle bir oyunun içinde değiliz. Biz Türk halkının iradesini temsil ediyoruz burada. Nasıl mı? Hodri Meydan. Gelin bir referandum yapalım. Kalsınlar mı gitsinler mi? Tamam. Kalsınlar mı? Ha, hadi her şeyde. Ama anayasada böyle. soruyoruz, orada soruyoruz. Bu vatana bir başka milletin ortak edilmesi konusunda soralım Türk Çok milletine. Çok tehlikeli bir şey. Bu sefer neden Avrupa'da da soracaklar şey. Türkleri gönderelim ne, mi, neden, göndermeyelim neden mi? Neden tehlikeli bir şey kardeşim? Avrupa'da kardeş. da yaparlarsa ne olacak? Neden tehlikeli bir ha, şey? Türkiye'ye örnek alan Avrupa'da... Bir dakika, bir dakika. Bir dakika bir özda. Sayın Özdağ, işte. Özdağ. Orada orada çok fark var. Sayın Özdağ. Fark var ama da. da arada arada, şey. çok fark var. Var da o da bir e, karada çok kavim. var. Olur mu öyle şey? Her şeyi Kardeşim. referanduma sunamayız, şeyi referanduma sunamayız ki. İnsan haklarını referandum olmuyor. Bu insan hakkı mi? değil işte bakın. Bu insan hakkı değil. Ümit Bey, bu referandum, devletler hukuku. Neredeyse hukuk, diyorsun, bu insan da, değil diyecek. Bu devletler hukuku. Tamam. Hukuk. İçinden referandum e, talepleri geldi. Faruk Aksoy Hacı yakışıklı. Şimdi çok da kısa bir zamanız kaldı ama çok da tabii iddialı bu konuda. E, Sayın Özdağ. Dolayısıyla hakikaten çok fazla sorumuz var. Hı -hı. E, şöyle 2-3 dakikada lütfen. Biz bakın söyleyelim yaptınız. nasıl geri yollayacağımızı. Diyelim ki referandumu yaptınız. Evet. Gitsinler sonucu çıktı. Evet. Nasıl göndereceksiniz tamam. Sayın Özdağ? Referandumu yapsak da yapmasak evet. da biz Türk milletine söz veriyoruz. Önce yapacağımız şey şu. Bir, Türkiye'de kayıtsız milyonlarca Suriyeli var. Bakın 3.7 milyon kayıtlı var. Doğru mu? Öyle söylüyor. Geçecek evet. numaraları o. var. Belki. Şey ne dedi? e, ee, Erdoğan dedi 5 milyona yakın dedi. Biz de 5 milyon 300 bin diyoruz. Peki aradaki ne? Aradakiler kaçak. Şimdi bu kaçakları yakalayacağız hey, ve sınıra teslim edeceğiz. Tamam. Tamam. Zaten burada bulmaları gerekiyor. Tamam. Sonra geriye kalan burada legal olarak kalma, kalanlarla ilgili nerede yaşıyor? Şu ilçede yaşıyor, şu ilde yaşıyor. Hemen bir düzenleme yapacağız. Ki, arkadaşlar bakın Artık Suriye'de iç savaş bitti. Geri dönüş süreciniz başlamıştır. Ee, artık hastane yardımlarını durduruyoruz. Hastaneye gittiğinizde para ödeyeceksiniz Türkler gibi. İlaç yardımlarını durduruyoruz. Türkler gibi gittiğiniz zaman ilacın parasını ödeyeceksiniz. Çocuklarınız bu sene son sınıfta, son defa okuyor. Artık çocuklarınızın bundan sonra Suriye'de okuması için gelecek seneden itibaren hazırlıklarınızı yapmaya başlayın. Ondan şöyle. Belediyelere talimat vereceğiz. Merkezi olarak da örgütlenmesini yapacağız. Bulundukları şehirden sınıra kadar intikallerini biz üstleneceğiz. Bu arada uluslararası hukuk ve ticaret hukuk Arası açısından açık araştırdık, tespitlerimizi yaptık. Türkiye'de bir işletme mi açmış? Gideceğiz. Maliye Bakanlığı, kardeşim ne zaman açtın işletmeyi? Şu sene. Bakın bir sene kadar vergi verdin, hiç vermedin. Tamam, bundan şu bu sene içinde beyana dayalı olarak şu 5 senenin vergisini ver, Ondan sonra verdi. Malının değeri bu. Biz senden yanakit olarak veririz ya da sana vergiyi aldıktan sonra kalanını biz sana öderiz. Yani tasvim edeceğiz. O da ülkesine gitme sürecine başlayacak. Özetle biz her şeyi insani ve hukuka uygun olarak yapıyoruz. Sayın Özdağ, Suriye'deki Sanki durumda bir buna uygun olacak anlattınız mı? Evet. Anlattınız. Sayın Öztağ. Resmen siz anlatırken gözümün önünde Hacı Bey isterseniz siz de yollayalım birlikte. Bulgaristan'dan Türkiye'ye sürgün edilen Türkleri o kadar, kadar, kadar seviyorsa şey şey sayın, sayın Özdağ. Yani şey sayın Özdağ. Yani Sürgün politikası var. Hani, tamam, falan. Valla Sayın Özdağ. kanılarla falan gidiyor ya insanlar. Yok kanılarla değil. Trenlerle. Otobüslerle.